Herkese merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir ay esasen geçtiğimiz hafta girdik Eylül ayına ama Eylül ayı asıl bugünden itibaren daha da hissettiriyor kendini. Havalar değişti. E, güney bölgelerde Akdeniz hava havzasında pek hissedilmese de orada da değişir ama yukarılarda değişti. Artık yaz geride kaldı. Fakat yazdan Eylül'e veya sonbahara doğru adım atarken iki mühim şeyi devraldı bütün dünya. Salgın ve ekonomik problemler. Ve elbette her ikisine bağlı olarak da işte çocuklarımı okula gönderebilecek miyim, acaba işimi kaybeder miyim, işim devam edecek mi, daha ne kadar evden çalışacağım vesaire vesaire. Devlet yardımı alıyorsa daha ne kadar devlet yardımı gelir, kesilir mi, işsizlik ödeneği alıyorsa öyle. Ne bileyim bir takım hastalıkları varsa kendisine sıra gelir mi, onu tedavi, e, o konuda tedavi alabilir mi? Pek çok şey, pek çok şey e, bağlı olarak insanların e, kaygılandığı konular elbette yazın biraz ara vermiş gibi olmuştu 2-3 ay, tekrar geri döndü. Çelik kasa neden yok satar dedik, ona bakacağız bugün. Ve e, bugün gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu haleti Ruhiye'ye gerek ekonomik gerekse sosyal yönden biraz daha yakından bakış atı, e, atacağız. Çünkü e, seçtiğim gazete kupürlerindeki A'dan Z'ye bütün gazetelerden haberler getirdim. Onun e, şeylerini de göreceksiniz, işaretlerini de göreceksiniz. Evet, iyi bir şey söylemiyoruz. Hep e, olumsuz, negatif gidiyor gibi ama. Umarım her inişin bir çıkışı vardır. Profesör Doktor İbrahim Öztürk takip ediyorsunuzdur. Epey bir zamandır programlarıyla ses getirdi. Girer girmez zaten çok hızlı başladı. Sağ olsun haftalardır biz de onun ufuk açan ekonomik analizlerinden, tahlillerinden yararlanıyoruz. Uzak Doğu'yu çok iyi bilen, büyük şirketlerle çalışmış, öğretim üyeliği olan alanında çok deneyimli bir isim. Evet Türkiye'nin son dönemde kaybettiği e, yığınla isimden biri. Bilmiyorum. Belki ülke yarın öbür gün bu kaybettiği isimleri geri çağırır. Kaçı döner? Ondan da emin değilim. Son yayını buydu. Stokçuluk patlayacak. Yüzde 60-70 enflasyona hiperenflasyona hazır olun diyordu. Profesör Doktor İbrahim Öztürk Turan Görür Yılmaz'la yaptığı Gerçek Ekonomi programında. Bunu izleyin efendim. Buradan devamla eee işte Çelik Kasa neden yok satar konulu programımızın Çelik satar neden yok Çelik kasa neden yok satar konulu manşetin haftanın ilk yayınının e, dayandığı manşet bu. Geçtiğimiz hafta Dünya Gazetesi'nde çıktı. Dünya Gazetesi'nin yeni bir manşeti değil. Birkaç gün önce çıktı bu manşet. Çelik Kasa üretim üssü Gaziantep siparişlere yetişmeye çalışıyor. Çelik kasada talep patlaması yaşanıyor. Yüksek güvenlikli kasada stoklar tükendi. Üreticiler teslimat için en erken 15 gün sonrasına gün veriyor. Çelik kasa satışlarında %50 ila 300 artış var. Çelik kasa fiyatları türüne ve özelliklerine göre 150 ila 5000 TL arasında değişiyor. Üreticiler talep artışını neye bağlıyor demiş. Haberin detayında Pandemiden dolayı her an nakit paraya ihtiyaç duyulabileceği endişesi, bankadaki döviz hesabından yapılan nakit çekimlerden komisyon alınması, bıçak gibi kesilen satışlar normalleşmeyle hızlanmış bundan. Altın doların yükselmesi ev tipi kasa satışlarına ilgiyi artırmış. Ve son madde ki bana göre en üzerinde durulması gereken madde de vatandaşın talebinde pandeminin yarattığı güvensiz ortam ve yaşanan belirsizlik etkili oldu diyor. Evet haberin görseli de bu. Bir ülkede neden e, kasa satışları artar? Çelik kasa neden yok satar? İstanbul'da son birkaç gün birkaç gün önce zannediyorum Atilla Yeşilada'nın bir YouTube yayınında işittim İstanbul'da kasa tükendi dedi. Yani İstanbul'da kasa kalmamış, çelik kasa kalmamış. Neden? Yani düz mantıkla soruyorum. Ekonomiden anlamakta gerekmiyor. Bir insanın peki tersten soralım. Bir insanın değerli zinet eşyası varsa veya parası varsa veya değerli gördüğü işte atadan falan kalmış şey olmadı yani yani maddi bir değer olmayan ama manevi değeri yüksek bir takım eşyası varsa ve bunu işte saklama gereği hissediyorsa nasıl saklar? En güvenli yer neresidir? Bankalardır bankalar e, parayı bankalara yatırır. Döviz hesabı açar, vadeli, vadesiz, TL hesabı açar vesaire. Kasa, bankalarda kasa kiralar. Ve oralarda ziynet eşyasını veya kendince kıymetli yani bir kutu kiralar orada. O kutunun içine ne koyarsa. Yani bankalar ilgilenmez. O kutunun içine nakit para da koyabilirsiniz. Ziynet eşyanızı da koyabilirsiniz. ...ne bileyim çok değerli bir mektup, evrak neyse, belge neyse onu da koyabilirsiniz. Tapu neyse. Sizin için kıymet ifade eden bir şey. Ve benim aklıma gelen ilk şey odur ve zaten gelişmiş ülkelerde de böyledir. İlk götürülecek, gidilecek yer bankadır ve kasadır. Peki neden bu iş eve döner? Neden e, güvenlik kaygılarından dolayı falan? hele asayiş sorunu, hırsızlık vesaire sorunu varsa o kasayı siz yani evinizde bir kasa olsa bile çelik kasa hırsızları vesaire açarlar veya açamıyorsa da kasayı olduğu gibi götürür vesaire. Çünkü devlete, çünkü ekonomiye, çünkü genel gidişata, çünkü bankalara, çünkü bankalardaki saklama mekanizmalarına vesaire vesaire güven yok. Bir bu. İki, çünkü el koyma endişesi var. Bunlara el konulması endişesi var. Ondan dolayı çelik kasa yok satıyor. Takip eden haberlerle de zaten o KJ hep duracak ve çelik kasa neden yok satar sorusunun cevabını zaten program boyunca göreceksiniz. Bakın pandemi döneminde geliri azalan geçinemeyen vatandaş krediye koştu. Korkusuzdan getiriyorum. 5,5 ayda 33 milyon kişi bankaya borçlanmış efendim. Zaitunku haber yapmış. Türkiye'nin yeni ÖTV hamlesi Almanya'da endişeye yol açtı. Otomobil üreticileri ağır darbe aldı diyor takvim. Almanya'da otomotiv üretici, üreticileri ağır darbe, darbe aldı ama genel olarak pandemiden dolayı azalan satışlar, artık otomobillere talep olmaması vesaire bundan dolayı. Türkiye'nin ÖTV hamlesiyle falan ilgisi yok. Zaytung da şunu koymuş demiş ki bizden haber araklayan takvimi kutluyoruz. Yani hani ben yapsam bu kadar yapardım diyor ama takvimin haberi gerçek yani. Ama artık Zaytung haberi Zaytung haberi gibi. Bir gerçek daha İbrahim Kahveci kararda yazmış. Türkiye 7 yıldır kronik yüksek işsizlik içinde bunalım ekonomisi yaşıyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz? düzelmesi için. Keynes uzun vade için ki ekonomi adamı Milton Keynes'ten bahsediyor. Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız diyordu. Muhalefette kriz konusunda yanılıyor. Acil hareket de zamanı demiş. Ve bir yalan daha haber doğru belki de yani e, millete üfürülen yalanlardan bahsediyorum. Rus gazı Türkiye'ye 199 Almanya'ya 60 dolara satılıyor efendim. Neden? Devlet sırrı gibi ilan edilen bu fiyatlar açıklanmıyor. İşte bundan açıklanmıyor. 25 yıldır mavi akımdan Türkiye Avrupa'nın 3 katından fazla fiyat ödüyor Rusya'ya. Ondan dolayı Putin de Erdoğan'ı Türkiye'yi çok fazla üzmek istemiyor yani. Mühim bir gelir kapısı. Almanya'ya 60'a sattığı gazı Türkiye'ye 200 siz ona 200 liraya satıyor. İşte 200 dolara satıyor. Ve tabii vatandaş bunu sormadığı için de her şey baş aşağı gidiyor ve sonra da işte bunu sormuyor, çelik kasa alıyor falan. Ya bunu sorgulayacaksın yani bu senin cebinden çıkan para. Bundan dolayı zaten bankalara ve genel ekonomiye güvensizlik alıyor başını yürüyor. Geçelim korona haberlerine. Şimdi AKP'li vekiller yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün haberini ben de gördüm ama bakarız birazdan. Koronaya yakalansan bile işe gel çalış. Neymiş efendim? Sivas'ta numune hastanesi yönetimi virüse yakalanan personelinin işe gelip koruyucu kıyafetlerle çalışması için mesaj göndermiş. Şimdi gazeteler bunu bugün haber yapmaya başladılar ve bir dizi gazete getireceğim size ekrandan geçecek. Aman efendim, Yaman efendim nasıl böyle olur? Skandal falan diyorlar. Ya yani 3 aydır kulağınızın üzerine yatan, üzerine yatan sizdiniz. Devletten gelen açıklamaları pandemi dönemi geride kaldı, salgın bitti falan diye veren sizdiniz. İşin arkasına bakmayan sizdiniz. Tedbir alınıyor, mu, alınmıyor mu? Sizdiniz. Tatile çıkan da sizdiniz. Ekonomide çarklar dönsün, turist gelsin diye o haberleri yapan da sizdiniz. 3 ay sonra yani bu hükümet ne kadar eyyamcıysa Türkiye'nin medyası da o kadar eyyamcı yani. 12 saat çalışma, öğlen sandviç, yevmiye cezası, yüzlerce vaka, evrensel fabrikalarda pandemi zulmü. Yüzlerce vaka haberi geliyor, her şey işçinin canından değerli demiş ama öyle değil yani. Bir gün salgının felakete dönüşmemesi için 7 acil önlemi sıralamış. Herkes her şeyi biliyor. Yapmıyor sadece. Temas ettiğim kişiler adımı verme demiş. Şimdi devlet, hükümet öyle de e, vatandaş farklı mı? Eskişehir'de avukat Ceren Koçak testinin pozitif çıkmasının ardından görüştüğü arkadaşlarını tek tek aramış ve demiş ki hasta olduğumu bilmediğim dönemde temas ettiğim, görüştüğüm kişilerden bazıları benim ismimi söyleme dediler diyor. Vatandaş da böyle. Siz de bunu yaparsınız diye hürriyet manşet atmış. Mabel Matiz konserinde İstanbul 1735 kişi, milletvekili düğünü Kocaeli'de 1500 kişi. Evet. Milletvekili düğünü Kocaeli demiş ama orada görülen Boğaz Köprüsü İstanbul'daki bir düğünden bahsediyor. Belki de Kocaeli Büyükşehir Başkanı'nın kıydığı nikah. Kocaeli Milletvekilinin düğünü olduğu için öyle demişler. Ama ikisi de İstanbul esasen. Öyle başlıklar atıyor gazeteler ama yani 3 aydır kulağının üzerine yatan da bu, bu basındı. Karardan bir haber getirelim. Hazine Bakanlığı'na kişiye özel merkez tepkisi. Alay Hamza Çebi diyor ki Beştepe'ye gideceklere test var memura yok. <laughs> Hazine Maliye Bakanlığı, Beştepe'de bugün düzenlenecek program öncesi katılımcıların bakanlık bünyesinde kurulan merkezde test yaptırmasını zorunlu kılmış efendim. Vaka sayılarının patlama yaptığı Ankara'da özel merkez iddialarını gündeme taşıyan Büro İş Genel Başkanı Alay Hamza Çevi ise "Burası kimlere hizmet veriyor diye tepki göstermiş. Bu merkezde memurlara COVID testi yapılmıyor, talepte bulundum geri çevrildi. Bakanlık kişiye özel test merkezi mi kurdu diyor. Evet öyle saraya girecek herkes testten geçiyor. Erdoğan meclise gidecek diye mecliste herkes testten geçirildi. Yani devlet bu şekilde böyle kendini koruyor devlet olan Erdoğan. Ama söz konusu vatandaş olunca çocukları da öldürüyor demiş milliyet. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rapora göre koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 15 yaş ve altında 12 çocuk Hayatını kaybetti demiş. Sokak düğünü acili kapattı diye de bir alt başlık var vesaire. Yıl başında aşı üretilir diye de yan tarafta bir tanesi üfürmüş. Bunu da milliyet başlığa çekmiş. Halbuki Türk Eczacıları Birliği Başkanı şöyle diyor. Aşı yılbaşından sonra üretilebilir, Mart-Nisan gibi kullanılabilir. Bunu diyen adamın lafını yılbaşında aşı üretilir diye başlığa çekmiş. Şimdi böyle bir şey yok da. Yani ne, Yani gazetelerin attığı başlık gazetenindir yani. E ben demedim o dedi. Hayır böyle bir şey yok ama senin attığın şey adamın dediğini çarpıtan bilakis artı sanki sen millete böyle bir müjde veriyormuşsun gibi. Basın 3 aydır böyle. 3 ay neler ne manşetler attılar. Şimdi hatta öyle röportajlar yaptılar ki işte pandemi döneminde şöyleydi işte önümüze bakıyoruz falan geç e işte pandi yani pandemi dönemi geldi geçti salgın dönemi bitti yeni bir dönem açıldı herkes pandemi dönemi hatıralarını anlatıyor falan. O günlerde burada yayın yaparken Mayıs, Haziran hatırlayın. Ya bir dakika aşımı bulundu, tedavi mi geliştirildi? Bir dakika ne oluyoruz falan diye sorduk da dinleyen yoktu tabii. Herkes pande pandemi dönemi geride kaldı, artık işimize bakalım moduna girdi. Okulları bile açamıyorlar. <laughs> Gazete Pencere salgın döneminde yapılan yüz binlerce kişinin girdiği KPSS sınavında Ankara'da skandal, ÖSYM korona testleri pozitif çıkan adayları bir okulda topladı ama sınava gözetmenlik yapanlara bu durumu açıklamadı diyor. Evet bununla ilgili haberleri göreceksiniz. Postada oynatmaya az kaldı demiş. Gün aşırı yetkililer uyardı, uyar, uyardı, kısıtlama getirildi ama nafile filan diyor. Korona eğlencesi. İşte Esenler'den, Maltepe'den bahçe evlerden fotoğrafları koymuş. Posta biraz duyarlı gibiydi. Hakkını verelim ama gibiydi sadece. Yani 3 aydır 3 ayın sonuçlarını yaşıyor. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos bütün medya devletle beraber kulağın arkasına yattı. Şimdi Eylül'de toplayın toplayabilirsiniz. Datça İlçe Emniyet Müdürü maskesiz... ATM'den para çeken vatandaşa 1000 TL fazla çek ceza yedin <laughs> demiş. Evet günün esprisi gibi bir şey. Sonra da almamış parayı gerçi. Neticede emniyet müdürünün insaflısına denk gelmiş vatandaş. Cebinden çıkarıp maskeyi takıyor orada. Herkes maskeyi cebinde kolunda bir tarafında taşıyor. Takan yok. Kamuda iş bulma umudu virüs korkusunu yendi diyor. Şimdi sözcüden okuyoruz haberi. Lise üniversite mezunu yüz binlerce geç dün KPSS'ye girdi. Kamuda çalışma hayali kuran adaylar iki oturumda dört saat ter döktü. Bir dakikayla sınavı kaçırdı böyle ağladı filan falan. O sınavı kaçırmayacaksın kardeşim yani vaktinde gideceksin yarım saat bir saat önce orada ol. Her şeyi göz önüne alacaksın trafiği hava kuşullarını onu bunu. Neyse o ayrı bir konu. Asıl devlette iş bulma meselesini ortadan kaldırmamız lazım. Devlet ana iş veren olunca, devlete kapağı attığında da hayat boyu garantili bir maaşa falan kavuşunca işte herkes bundan dolayı ağlıyor, işte sızlıyor, koronadan falan filan dolayı kuyruğa giriyor KPSS. Zaten KPSS ayrı bir dert yani. Üniversiteyi bitirmiş belli bir mesleki formasyonu olan insanları bile oraya sokuyorsunuz. Eskiden böyle değildi. Her neyse o o o bile ayrı bir sıkıntı, e, hala yeterli görmüyor insanları. E, adaylar arasında bile bir sınav yapıyor. Onu geçeceğiz ama bu şeyi çıkarmanız lazım yani devleti alternatif olmaktan çıkarmanız lazım. tr 24 manşetinde KPSS korkunç iddia, koronavirüslü adaylar gözetmenlerden gizlendi diyor. Yani şimdi böyle olursa da yani oynatmak üzereyiz falan gibi şey olur yani oynatmaya az kaldı. Postanın başlığıydı biraz evvel. E oynatırsınız yani. Şimdi devlet gözetiminde yapılan işler bunlar. Yani tuhaf. Bir yandan böyle devlet, medya aman önleminizi alın, aman şu bu falan filan derken öbür taraftan da virüse gel geç diyor. Çok tuhaf yani. Şimdi bu da sabahtan bir haber. İç sayfanın içerisinde öyle gömmüşler ki şimdi size getireceğim. Bugünkü sabah gazetesi iç sayfa haberi zaten hemen künyenin yanına koymuşlar. KPSS bak diyor ki Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek, sosyal mesafeyi korumak için adaylar sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Kars'ta testi pozitif çıkmış koronavirüs tedavisi gören 66 aday ayrı binada gerekli tedbirlerle sınava alındı. Hangi tedbirlerle? Gözetmen yok muydu başlarında? İşte böyle işte haberin içine gömmüşler biraz evvel TR724 ve diğerlerinde başlıkta büyüttüğüm olayı. Geçelim hukuk garabetlerine. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkanı, Cumhuriyet'te İpek Özbey'e konuşmuş efendim. İdam meselesi var ya gündemde. Oynatmaya az kaldı meselesi aslında. Diyor ki idamın geri getirilmesiyle ilgili beyefendi. Özellikle yurt dışındaki FETÖ ve benzeri suçluların iadesine dair bütün işlemlerden vazgeçilmesiyle ilgili bir anlam taşıyacağını da değerlendirmek gerekir. Yani diyor ki idam gelmesin çünkü diyor idam getirilirse diyor FETÖ suçlularının veya FETÖ firarilerinin iadesi güçleşir diyor. Bundan dolayı idam gelmesin diyor. Arkadaş muazzam bir böyle bir yani iktidarın ürettiği paranoyayla devam. Ondan ondan dolayı iflah olmaz. Yani dilimizde tüy bitti söylemeye devam ediyoruz ama ondan dolayı iflah olmaz bir ülke yani. Şimdi bakın bunun başka örnekleri de var. Göreceğiz ilerleyen haberlerde. Haberdar gerçekten tebrik ederim. Güzel gazete yapıyor e, Sayit Sefa'yı. Bağımlı yargıya bağımsız yargıt tokadı. Sür manşetinde. Türkiye'nin utanç günü 6-7 Eylül'ü manşetinde işlemiş e, kablumbağa terbiyecisi bir başka haber. Bakarsınız ama saray yargısının yurt dışına çıkmak zorunda bıraktığı Türk vatandaşları hakkında çıkarmaya çalıştığı kırmızı bülten ve adli yardım talepleri birer birer reddediliyor. AB yargısının son kararlarıyla birlikte reddedilen taleplerin sayısı bini geçti. Şimdi bir de böyle bir tarafı var. Yani zaten seni dünya e, bu gönderdiğin dosyalardaki taleplerden dolayı reddediyor. Sen ona bak asıl. Yani bir sürü insan olmayan iddialar, yani olmayan delillerle suçlanıyor. Ama öbür tarafta vatandaş diyor ki İstanbul Barosu Başkanı. İşte efendim diyor. Bunların iadesi güçlük çeker. İdamı çıkartırsak. Onlar niye iade edilmiyor şu anda biliyor musun? Zaten sen o doğru dürüst dosya gönderemediğin için iade edilmiyor. Sen bununla da ilgilenmiyorsun. Ayrı bir konu. Ha gerçi İstanbul Barosu'nun başından aşkın Ebru Timtik'in cenazesinde neden işte baro binasına pankart asıldı falan onu anlatmaya çalışsınlar. Anlatamazlar. Biz asmadık kaldırdık falan konuşuyorlar. İşte iktidarla böyle ya kapaça olursunuz. Siz onu meşru kabul ettikçe. Tartışmalı bir konu Sakarya'da ırkçı saldırı. Meselesi Kürt oldukları için saldırıya uğrayan e, işçiler videosu büyük bir infiale yol açtı. Türlü iddialar var bölgeye giden muhabirlerden bazıları şöyle bazıları böyle diyor. Gerçekten olayın tam olarak aydınlatılması Türkiye gibi kapalı ülkelerde çok zor. Gazeteci gidip işin böyle olduğunu öğrense yazabilir mi? Ama devletin tezini destekleyen bir iki şey bulduğunda onu basıyor falan. Ondan dolayı net bir şey söylemek zor. Ee, Kürt işçiler, yeni yaşamdan okuyorum, valiliğin inkar ettiği Sakarya'daki ırkçı saldırıların ayrıntılarını anlatmışlar efendim. Hadra Demir. Olayın yalan olduğunu söylüyorlar. Allah'tan medya aracılığıyla ortaya çıktı. Defalarca jandarmayı aradık. Gelmediler sonra baktık. Jandarma gelse bile onlara yardımcı olacak. iptal ettik. Jandarma da devlet. Tuğba Demir. isterseniz Kürtlerin bütün sülalesini, isterseniz jandarmanın sülalesini çağırın. Jandarma benim arkamda demiş saldırganlar. Şilan Demir. Kadir Cebe Cebecioğlu dedi ki diyor beklerseniz sizi gebertiriz. Burası Mardin değil, burası bizim memleketimiz. Jandarma bizim yanımızda, asker bizim. Kimse sizi burada tutmaz. Evet aydınlanmayacak bir olay. Yarın öbür gün sular çekildiğinde gerçekten ne olduğunu görürüz. Sabah gazetesinin içinden idam cezası ile ilgili bir haber. İdam cezasını istedi, Devlet Bahçeli destek verdi ama şimdi bakın burada. Üç suçu kapsayacak diyor. Esasen bu çocuk tacizi, istismarı falan gibi konularla gündeme geldi ama. Üçüncü konu ne biliyor musunuz? Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak. Yani hükümeti devirmeye çalışmak falan filan. Yani şu anda içeride tutulan on binlerle ilgili suçlamalar. Cebir ve şiddet kullanarak diyor ama zaten cebir ve şiddete bakan mahkeme yok. Eline çakı bile almamış insanlar şu anda terörden dolayı içeride yatıyor. Terör suçu bu. Hükümeti devirmeye kalkmak vesaire darbe suçu neyse. Bundan dolayı işte darbe getirip içerideki on binleri bununla yargılamak istiyorlar. Amaç bu yani. Çocuk istismarından yola çıkan şey nereye gittiğini görün. Devamla gene hükümet tezlerine yapışan bir muhalefet var diyoruz ya. Aytunç Ergin şunu yazmış sözcüde. Fetullah bir zamanların sosyalist aydınlarını satın almış ve onları ön cepheye sürmüştür. Peki FETÖ'nün sağcıları yok mu? Yine her şeyi böyle bir FETÖ olarak algılayamış. İstanbul Barosu Bank Başkanı ile başladık böyle devam ediyoruz. İktidar söylemini almışlar sürekli aynı konu üzerinde dönüp duruyorlar. Ertuğrul Günay eski kültür bakanı AKP saflarında da siyaset yaptı. Sol kökenden gelen bir isim onu da belirtelim. İktidarın hiçbir hukuki gerekçe aramadan sözcü ve cumhuriyet dahil ki doğru tüm muhaliflerine yönelttiği FETÖ PKK benzeri iftiralarını aynı yüzeysellikle yaymaya çalışmak bilerek bilmeyerek bu faşizan anlayışa hizmet eder. Bu konuda ön yargılar ve siyasi husumet yanıltıcıdır demiş. Daha ne desin? Daha ne desin? aynı devamla yani bu fikri e, bu fikre kardeş başka bir görüşle devam edelim. Levent Gültekin iktidarın akıl yoksunu söz ve eylemlerine, her yıl gündeme getirdiği kimi saçmalıklarına izahat getirerek karşı argüman oluşturarak doğrusunu anlatmaya çalışarak zaman tüketiyoruz. Allah hepimize büyük bir ceza vermiş de farkında değiliz demiş. 21 Eylül'e kadar eğitim televizyondan falan yapılacak ya internetten falan. Amerika'da bile daha evvel söylemiştim. Her beş çocuktan birinin internet erişimi yok. Bilgisayar ve internet erişimi yok Amerika'da bile. Türkiye'de bu WhatsApp'a da hani bir Fatih projesi falan vardı. Herkese bir tablet falan ne oldu? 5-6 yıl, 7 yıl önce bir bardak soğuk su içildi onun üzerine. Bırak onu. Televizyon yok yahu. Zile, ilçe, ilçe emniyet müdürü, ilçe milli eğitim müdürü özür dilerim. Televiz e, Eylem ve Hüseyin Yiğit kardeşlere televizyon hediye etmiş. Maddi durumu yeterli olmayan 58 öğrenciye EBA TV'den derslerini takip edebilmeleri için. Televizyon yok. Ki o televizyondan verilen dersleri kaç öğrenci ne kadar nasıl takip ediyor ayrı bir konu televizyondan ders mi olur ayrı bir konu eğitim camiası tartışsın fakat yani açık öğretim fakültesi dersleri gibi işte 80'li yıllarda başladı televizyondan derslerle falan insanlar 2 yıllık 4 yıllık lisans programları bitiriyorlardı şimdi bakın televizyonu yok bırakın interneti başka bir haber Mobil EBA her yerde diyor. Biraz evvelki haber Milliyetten de bu Hürriyetten ama aynı ajans geçmiş. Demirören haber ajansı, eski Doğan. Tarladan derse e, mobil EBA araçları yurdun dört bir yanına dolaşmaya başladı. Şanlıurfa'da EBA ekipleri tarlada domates toplayan öğrencileri buldu, canlı derse ilk kez katılmalarını sağladı diyor. Bakın tarlada çalışan öğrencilere birer tablet vermişler. Ve o sırada takip etmişler ilk internetten dersi. Sonra tabletleri topladı, mobile bay yoluna devam etti. Çocuklar tarlaya. Ülkenizin durumu bu. O arada tabi Muharrem İnce'nin o kadar küllendi ki Abdülkadir Selvi kaldırmaya çalışıyor. Zaten yazısında da yazmış daha fare doğurdu yönündeki değerlendirmelere katılmıyorum falan diye. Muharrem İnce Güneydoğu'ya iniyor deyip çarşaf gibi bir yazı yazmış Abdülkadir Selvi. Köpürtelim yani CHP'yi bölelim, solu bölelim falan. Adam ilgi toplayamıyor falan ne yapabiliriz? İşte A Haber Abdülkadir Selvi bir şekilde hürriyetteki yazısının girişi böyle yani ne yapalım. Muhalefet demişken Meral Akşener hürriyete haber olmuş. Kızı zorlamak yok bacağını kırarım neymiş konu? İşte efendim... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir genç yanına yaklaşıp kendisini terk eden sevgilisini aramasını istemiş. Ve bu ricayı geri çevirmemiş Meral Akşener. Ancak genci uyarmış kızı zorlamak yok bacağını kırarım senin. İlanı aşk edebilirsin yalvarabilirsin bunlar serbest ama sertlik yok sertlik yok diyor ama bacağını kırarım diye de gözdağı veriyor. Ya başka şeyler söyleyelim ya. Bacağını kırmak ne demek? Yani sen bacağını kırarım dersen o biri de bacağına sıkarım der falan iş yürür. Yani bu laflar çıkmalı yani. Bacaklarını kırarım falan. Var böyle laflar işte kullanıyoruz kelime arasında ama dikkat etmemiz lazım. Yani kullanmamamız lazım yani. Kızı zorlamak yok. Bak seni uyarıyorum. Takipçisi olacağım. Bak eğer kızı zorlarsan başın belaya girer. Falan gibi şeyler söyle yani. Daha laflar, daha tumturaklı laflar var yani. Bir başka haber hürriyetten dereler artık ani taşmayacak. Derelere emir verdik efendim. Dereler ani taşmak yasak. Artık ani taşkın yok. Bundan sonra hafif hafif taşıyacaksın. Böyle değil. Haberi <laughs> Şu efendim bir uyarı sistemi yerleştirmişler De, taşkına 50 santim kala uyarı alarm verecekmiş ve bölge boşaltılacakmış. Evet. Yani evler gidecek suya ama vatandaşlar canını kurtarabilecek belki. Bir başka haber sabahtan Yunan Bay bu bütün gazetelerde var da sabahtan getirdim. Yunan bayrağı dalgalanmasın diye 3 milyon euroyu elinin tersiyle itti diyor. Kim bu? 85 yaşındaki Mihriye Yalaz. Kim? Manisa Kisar'da yaşıyor. Yaşadığı ev İtalya, Yunan ünlü armatör Aristotle Onassis'in eviymiş efendim. Doğduğu evmiş. Onassis meşhur bir zengin özellikle 60'ların 70'lerin hızlı... Armatörü ve çapkını yani Kennedy'nin eşi e, Jackie Kennedy ile evlendi yani. Kennedy öldükten sonra. E, başka aşkları da var geriye doğru. Neyse e, öldü gitti bu adam tabii. Şimdi onun adına bir vakıf var ve vakıf onun doğduğu evi alıp e, onun anısına işte efendim korumak istiyor falan. 3 milyon euro önermişler iyi para. Bugün bu çağda. 85 yaşındaki ninemiz e, Yunan bayrağı dalgalanmasın diye reddetmiş ve işte efendim elin yani gazeteler bunu böyle şey yapıyorlar. Bir de dönemin ruhuna uygun ya Doğu Akdeniz falan filan meselesi. Ya gerek yok bunlara yani. yani gerçekten gerek yok. Yani e, ne yapacak yani oraya gelip yuna, yani alsın vakıf evi korusun yani şey değil ya bilakis yani e, kimsenin koruyacağı yok. Ev dökülüyor zaten. Yani oradan Yunan bayrağı dalgalanma falan filan yani bir vakfın başka bir ülkede anısı olan falan böyle özelliği olan bir konutu falan veya bir, bir evi filan şeyi almasının neresinde bir şey var? Geçelim Doğu Akdeniz demişken efendim bugün e, aydınlıkta bu haber çıktı. Atina Roma ve Washington'ın eşcinsel tanrıları Doğu Akdeniz sularında diyor. Atina, Roma ve Washington'da tanrılar niçin eşcinselden hareketle bu eşcinseller şu anda Doğu Akdeniz sularında falan diyerek muazzam bir ilişki kurmuş Doğu Perinçek. Beyinleri yakan bir olay. İlginiz varsa okuyun. O arada Doğu Akdeniz demişken sabah geleceğimiz bu mücadeleye bağlı manşetten Kuzey Kıbrıs Başbakanını konuşturmuş. Fakat <laughs> Cumhurbaşkanı sa konuşmuş. Eş zamanlı bugün ee, diyor ki seçimlere dışarıdan müdahale var. Kıbrıs'ta önümüzde bir seçim var. Ve ee, Mustafa Akıncı istemiyor Türkiye. Ve Mustafa Akıncı da e, Euronews'a konuşmuş. E, seçimlere dışarıdan müdahaleye dair ipuçları var demiş. O arada işte sabahta da eş zamanlı olarak Kıbrıs'ın başbakanı destekleniyor. İç sayfalarda da zaten Mustafa Akıncı niye Türkiye düşmanlığı yapıyor ki falan diye lafları da var. Evet. Böyle işte algı oluşturuyorlar seçimlerden evvel. Yani bayram değil, seydan değil, Kuzey Kıbrıs Başbakanı neden sabaha manşet oldu sorusunun cevabı bu. O arada efendim Fatih Nurullah'ı Yeni Şafak Camiası da daha evvel tavsiye ederken şimdi... Böyle telin ediyor. 30 yıldır entrika çeviriyor diye başlık atmışlar. Çevirdiği entrikaları da altına sıralamışlar saymayacağım. Bunları biliyordunuz da niye şimdi yazıyorsunuz? Demeyeceğim. Nerede acı var devlet orada. Evet, böyle bir basın işte. Halbuki devlet acıdan sonra orada olmayacak yani. O acıların olmamasını temin edecek yani. Durum bu. Evet. Doğu Akdeniz'de de durum bu. Yeni Zelanda'da 3 ay aradan sonra ilk kez Covid-19'dan bir kişi hayatını kaybedince efendim tekrar ülkede önlemler sıkılaştırılmış. Düşünebiliyor musunuz? Yeni Zelanda ki bu konuyla en etkili mücadele eden bir yer. 3 ay aradan sonra ilk kez bir hayatını kaybedince önlemler sıkılaştırılıyor. Bizde ise 3 ay boyunca önlemler tatile çıktı ve hala da önlem alındığı yok millet konserinde, düğününde görüyorsunuz. Güçlü Yaman paylaşmış. Yılın aynı döneminde ölüm sayısı normalin 25 bin üzerinde gitmiş. Halbuki bakanlığın açıkladığı sayıya göre 6400 Covid'den dolayı ölen insan var. Dolayısıyla 20 bin neden dolayı öldü diye soruyor. Yani son 5 yılın ölüm ortalamalarını almışlar. Normalden 25 bin fazla. 6000 kişi Covid'den öldüyse 19.000 kişi neden öldü diye soruyor fazla merak meraka gerek yok yani. Evet. O arada biraz evvel Doğu Perinçek'ten bahsetmiştik. Doğu Perinçek tweet atmış efendim birkaç gün önce. Öncü gençlik yaz kampında Türkiye'nin tarihi fırsatını konuştuk. Türkiye'nin geleceği sigortalıdır. Geleceğimize dair umudumuzu ve güvenimizi perçinledik diyor. Öncü gençlik yaz kampı. Bakın burada da fotoğrafları paylaşmış. İşte efendim bu gençlerle Doğu Perinçek kitap hediye etmiş falan filan falan. Evet. Evet. Perinçek'in cemaati yaz kampında. Ve o cemaat işte belli kadrolara yerleşecek. Ve Perinçek ülküsünü, Perinçek bayrağını taşıyacak. Sonuna kadar. Evet. Biraz evvel konuştuğumuz konuları destekleyen bir haber Amerika'da dedim 5 öğrenciden birinin bilgisayara interneti ulaşımı e, erişimi yoktu. Türkiye'de doğruluk payı araştırmış her 4 öğrenciden birinin bilgisayarı var. 4'te üçünün o da yok. Kaldı ki çoğu öğrencinin biraz evvel getirdiğim ekrana televizyonu da yok. Böyle bir durumdayız. Evet. Çelik kasa neden yok satar? Şimdi biraz daha zannediyorum anlaşılır olmuştur çelik kasanın neden yok sattığı. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. 7 Eylül 2020 Pazartesi manşeti sonlanıyor. Yarın salı Turan Görür Yılmaz'da güne bakış günü. Biz çarşamba günü gene ekranlarda bu saatlerde buluşmak umuduyla saygıyla ayrılıyoruz efendim huzurlardan. Hoşçakalın.